Allahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Allahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Allah koruyanların en hayırlısıdır ve o merhametlerin en merhametlisidir. Acıyanların en üstün derecede acıyanıdır. Vulide doğdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fi Mekke'te, Mekke'de doğdu. Eyne vulide Resulullah? Vulide fi Mekke'te. Ve hiye ve o Mekke-i Mükerreme vatanuhu vatanıdır ve vatanu ebaihi anasının babasının ailesinin de vatanıdır. Ecdadının vatanıdır. Ebe, ecdad. Ve kâne ehlühe ve Mekke ehli, Mekke yurttaşları ya'budûne kulluk ederlerdi el esname putlara. Sanamun sanamani esnam. Ve ya'işûne ve yaşarlardı hayaten cahiliyeten. Cahili bir hayat yaşarlardı. Ve ya'işûne hayaten cahiliyeten. Cahili bir hayat yaşarlardı. La yardaha, razı olmazdı ondan Allahu Teala. Allah o yaşantıdan da razı değildi, razı olmazdı. Fihe o yaşantının, cahili yaşantının içinde vardı elveseniyeti, putperestlik vardı. Ve fihe ve onda vardı el cehlu, cahillik vardı, cehalet vardı. Ve fihe ve onda vardı ezzulm, zulüm vardı. Evet, yani putlara tapıyor derken sevgili arkadaşlar, Allah'la kendi aralarında aracılar kılmışlardı, şefaatçiler kılmışlardı. Derken o aracılar ve şefaatçiler zamanla heykellere dönmüşlerdi. Yani giderlerdi, orada kurbanları keserlerdi. O Mekkeli müşrikler namaz da kılarlardı, oruç da tutarlardı. Hatta Kabe'yi tavaf ederlerdi. Kabe'nin tamirini de yaparken, onların restorasyonunu yaparken çıkardıkları tamimlerde tamamen meşru paradan yapılması yönünde itina gösterirlerdi. Ve be'asallahu resulehu, gönderdi Allah resulehu elçisini. Ve huve ve o fi sinnil erba'ine, 40 yaşlarındaydı. Huve fi sinnil erba'ine. Ve enzele ve indirdi aleyhil vahye, üzerine vahyi indirdi. Ve emerehu bid da'veti, çağırmayla emretti, çağırmayı, davet etmeye, tebliğ etmeye. İle tevhidi, tevhide, çağırmaya emretti. Ve dinil halisi, ve halis dinle çağırmaya emretti. Ve fadaili ameli, ve amellerin faziletlerini yapmaya emretti, çağırmaya emretti. Yani rezil, rezail, kötü işleri bırakmaya, karışık dini terk etmeye ve Allah'ı birlemeye. Aslında müşriklerin hepsi Allah'ı biliyorlardı, Allah'a inanıyorlardı. Fakat Allah'la kendi aralarında dediğim gibi aracılar koymuşlardı. Biz bu günahlarımızla, bu kirlenmişliğimizle Allah'a ulaşamayız. İşte faziletli, erdemli, pirupak insanlar araya koyup şefaatlerini dilemek suretiyle Allah'a ulaşabiliriz inancındaydılar. İslam bunu reddetti sevgili arkadaşlar. Ve adâhu, ona düşmanlık ettiler ehl-i Mekke'te, Mekke ehli. Hatta dâkat, ta ki daraldı ardu, toprak, yer, vatan, Mekke daraldı. Ale hâzî dâveti, bu davete, bu çağrıya, bu davaya daraldı. Vel akîdeti ve inanca daraldı. Akide, inanç demek. Ve tenekkere ehlühe lehume, ve onun nedir? Mekke ehli bu davet ve akideyi ne yaptı? İnkar etti. Ve umire ve emredildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emir verildi.
bil hicreti hicretle. Hicret etmesi yönünde Cenab-ı Allah kendisine emir verince nereye? İlel medineti, Medine'ye. Umire arkadaşlar orada meçhul fiil getirilmiş. Bunun malumun emere. Umire emerallahu resulehu diyecektik. Ama burada ne demiş? Ve umire resulullah. Çünkü kimin tarafından emir verildiği zaten bellidir. Allah tarafından emir veriliyor. Ya Muhammed işte Medine'ye hicret et diyor. Ve haraca bu emri alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Huve o kendisi ve sahibühü ve arkadaşıhü kendisine dönüyor. Kendi arkadaşıyla birlikte. Kim bu kendi arkadaşı? Ebu Bekir'in. Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte min Mekke'te Mekke'den çıktılar. Nasıl çıktılar? Müstehfeyeyni gizlenmiş olarak gizli bir şekilde saklanarak çıktılar. Vaktefa el müşrikune müşrikler de peygamber esere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izini takip ettiler. Ve vasala ve ulaştılar. Yani müşrikler Peygamber Efendimiz'in izini takip ederek ne ulaştı, nereye? Fî tarîkihime o yollarında ilâ gâri sevrin. Sevr mağarasına. Ve huve alâ cebeli beyne Mekke'te vel Medine'te. O sevr mağarası da nerede? Sevr mağarası Mekke ile Medine arasındaki bir dağda bulunuyor. Ve dehala el gâra ve mağaraya girdiler. Yani kim burada? Vaktefeyl müşrikûne yani eser-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta Sevr mağarasına kadar takip ediyorlar. Yani izlerini takip ediyorlar. Menkıbeye göre. Ve be'athallahu ve Allah gönderdi diyor. El-ankebute örümceği ve neseced ördü me beynel gari mağara ile ve şecereti ve ağaç arasında. Orada mağara ile yakınında bir ağaç varmış. Yazdıklarına göre tabi biz burada şey yapıyoruz. Elleti öyle ağaç ki kânet ala vecil gari mağaranın ağzında olan, mağaranın yakınında olan bir ağaçla kapı arasında ne yaptı? Nesecet, nesçetti, ördü örümcek. Ve seteret ve örttü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir. Resulullah ve Ebu Bekir ne yaptı? Setretti. Ve emerallahu ve Allah emretti hamameteyni iki güvercine vahşiyeteyni vahşi iki tane güvercine yani güverciler iki kısma ayrılıyor. Evcil güverciler ve vahşi güverciler. Bu iki vahşi güvercine emretti. Ve akbelete tedeffani neymiş arkadaşlar? Harrake cenahi kel hamam yani böyle kanatlarını çırpmaya başladılar diyor. Allah öyle emrediyor ama. Hatta vakaat beyne el ankabuti ve beyne şecereti. Ta ki diyor ne yaptı? Ağaçla örümcek arasına düştü diyor. İşte burada ayet-i kerime de geliyor. Velillahi cunudus semavati vel ard. Yerin ve göğün orduları Allah'a aittir. Yani Allah istediği her şeyden güç, ordu, asker filan oluşturup yaratma gücüne sahiptir. Velillahi Allah'a aittir. Cunudu orduları essemavati göklerin vel ardi ve yerin orduları Allah'a aittir. Şimdi işte ankebut yani örümcek ağını ördü. Güvercinler orada yuvasını kurdu. Düştüler neyse. Ve vasalel bahithune onları takip edenler ulaştı ile femil gari. Fem ağız demek arkadaşlar. İle femil gari mağaranın ağzına ulaştılar.
وَلَمْ يَبْقَ ve kalmadı بَيْنَهُمْ aralarında وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِمْ ve bilmeleri arasında, kendileriyle bilme arasında اِلَّا اَنْ يَنْزُرَ اِلَّا ancak kaldı böyle yanzura bakması kaldı اَحَدُهُمْ onlardan birinin اِلَى تَحْتِ قَدَمَيْهِ ayaklarının altına yani ayak altından bakması kaldı diyor. تَحْتِ قَدَمَيْهِ İki ayağın arasının altından. Ve lakinne yani baksa ayağın altına böyle görecekti Resulullah ve Ebu Bekir. Ve lakinne Allah'a fakat Allah hale beynehum ve beyne zelik. Allah bu bunlarla bu olay arasında diyor perde oldu. Engel oldu. Fakhtalata karıştı aleyhimul emru. Onların üzerine iş karıştı diyor. وَرَأَوْ ve gördüler عَلَى بَابِ الْغَارِ kapının ağzına gördüler نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ ankebüt yani örümcek ağını gördüler وَكَيْفَ يَدْخُلُ أَحَدُ الْغَارَ yani ankebüt örümcek ağını gördüklerinde dediler ki düşündüler ki كَيْفَ nasıl يَدْخُلُ nasıl girer أَحَدٌ herhangi bir kimse الْغَارَ mağaraya girmiş olsa İşte kesilirdi bu ipler, kopardı. وَلَا يُقْتَعُ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ ve örümceğin ağı kesilmemiş. يُقْتَعُ kesmektir. نَسْجُ, nesç, dokuma, ağ, الْعَنْكَبُوت. وَيَبْقَ عَلَى حَالِهِ ve kendi durumunda kalıyor. يَبْقَ, kalmak, عَلَى حَالِهِ, kendi durumunda. Yani durumunda herhangi bir değişiklik olmamış. Örümceğin ördüğü ağda. Eğer birileri girmiş olsaydı yırtılırdı. Evet. Ve beynemâ hume bu esnada filgâri mağarada izra'a gördü diyor. İzra'a gördü. Ebu Bekir'in Ebu Bekir gördü. Esâra müşrikeyni esâra müşrikine müşriklerin durumunu gördü. Yani İzini gördü, durumunu gördü, dışarıda onlar aradığını fark etti. Ve kâle ya Resulallah, dedi ki ya Resulallah, لَوْ اَنَّ اَحَدُهُمْ eğer onlardan biri, tabi bir orada ehfere aynı zamanda ayaklarını, müşriklerin ayaklarını da gördü diyebiliriz. لَوْ اَنَّ اَحَدُهُمْ onlardan birisi, رَفَعَ قَدَمَهُ ayağını kaldırsa, رَآنَ bizi görür. Hâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mâ zannüke, senin zannın nedir, düşüncen nedir, ne zannediyorsun? Bi ifneyni Allahu sâlisühüme, üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun? Yani bizim yardımcımız Cenab-ı Allah, sen endişelenme. وَفِي ذَٰلِكَ يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى ve bu konuda Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. ثَانِيَ اثْنَيْنِ ikisi, iki kişinin ikincisi اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ onlar mağarada iken اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ yani iki kişiden biri iki kişiden ikincisi tabi orada birincisi Hazreti Muhammed ikincisi Hazreti Ebu Bekir bu ikincisi mağaradayken ne yapıyordu? Arkadaşına bir sahibi diyordu. Nedir? Ha sen yesneyni. La tehzen. La tehzen. Burada tabi la tehzen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki yani Hazreti Ebu Bekir böyle deyince sevgili arkadaşlar Peygamberimize ona şöyle diyor. La tehzen. Mahzun olma. Endişelenme. Kaygılanma. اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Allah bizimle beraberdir. Bu bir iman şeyidir arkadaşlar. Bakın hiç unutmayalım. لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا وَاَخْتَلَتَ ve karıştı. عَلَى الْبَاحِثِينَ araştırıcıların, arayanların şeyi. وَالْمُتَفَحِّصِينَ ve fahseden, muayene edenler. Yani işte emru. Bu işi, takip işini yerine getirenler işi, yani kişiler, araştırıcılar, takipçiler.
kontrol edenlerin işi karıştı. Ve ansarafu ve ayrıldılar haibeyni, haibine nedir? Kaybetmiş. Habe yahibu kaybetti. Zarar etmiş olarak. Yani bulamadılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşını. Ve ekame Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikamet etti. Bil medineti Medine'de. Ve bedeet ve başladı da'vetul islami. Da'vetul islami, İslam daveti. Tenteşiru, yayılmaya. Ve nâs ve insanlar yedhulûne. Yine tabi insanlar girmeye başladı. Fî dînillâhi, Allah'ın dinine. Allah'ın dinine. Ve bakiyet ve kaldı. Adâvetu Kureyş'in, Kureyş'in düşmanlığı ve müşrikine ve müşriklerin düşmanlığı ala halihe. Durum üzere kaldı. Yani müşriklerin ve Kureyş'in düşmanlığı eski hali üzerine devam etti. Yani dostluğa dönmedi. Ve bede'u ve başladılar yuharibune, savaşmaya başladılar. Nedir? El-İslam'a ve'l-Müslimîn. İslam'la ve Müslümanlarla savaşmaya başladılar. وَالْمُسْلِمُونَ Müslümanlar da يُقَاوِمُونَهُمْ onlara mukavemet etmeye, karşılık vermeye ve يُقَابِلُونَ ve karşılık vermeye اَسْسِلَاحَ بِالسِّلَاحِ silaha karşılık silahla وَالْجَيْشَ بِالْجَيْشِ orduya karşı orduyla cevap vermeye başladılar. Yani artık yavaş yavaş Müslümanlar da Medine-i Münevvere'de bir güç, bir otorite haline gelmeye başladı. Ve haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve haraca çıktı Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Resulullah'a ve âline, yani aile fertlerine selamu salat olsun. Nedir çıktı? Fi gazvetin. Bir gazveye çıktı. Hel te'arifune, biliyor musunuz? Mehiyel gazvetin. Gazvenin ne olduğunu biliyor musunuz? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve alihi sallallahu aleyhi kendisine ve aline, yani aile fertlerine selam olsun Peygamberimiz bir gazveye çıktı. Hel te'arifune, siz biliyor musunuz? Mehiyel gazvetun. Gazve ne demek? Onu açıklıyor kitabımız. Leallekum, umulur ki siz te'lemune, biliyorsunuz. Ennel muslimine, Müslümanların kânû idiler yahrucûne, çıkarlardı, çıkıyorlardı. Lil cihâdi fî sebîlillah, Allah yolunda cihada çıkarlardı. Ve kânû ve idiler yukâtilûne, kânû yukâtilûne, savaşırlardı. El müşrikine, müşriklerle ve küffara ve kafirlerle li vecillahi teala, Allah rızası için. Ve leallekum, ve umulur ki siz te'lemune, biliyorsunuz fadiletel cihadi fi sebilillah, fadilete üstünlüğünü, faziletini, el cihadi cihadın, fi sebilillah, Allah yolunda cihadın da üstünlüğünü, faziletini biliyorsunuz umuran. Ve kanen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, yani kendisine ve âli ashabına selam olsun Peygamberimiz idi. Yahrucu ahyanan, bazen çıkardı me'al muslimine, Müslümanlarla birlikte bazen çıkardı. Ve ahyanan, ve bazen yemküsü kalırdı fil medineti, Medine-i Münevvere'de kalırdı. Li şugulil ev maslahatin, li şugulil işler için, ev maslahati veya bazı maslahatlar için. Ve yeb'athu, ve gönderdi cünden, orduyu, minel muslimine, Müslümanlardan bir ordu gönderdi. Fel gazvetü, gazve, me haraca fîhe Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem fî cündin minel muslimine. Yani diyor ki Resul, gazve meharaca çıktıdır fihe, onda Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem fi cundin, bir orduyla, Müslümanlardan bir orduyla Allah yolunda
cihad için Müslümanlardan bir orduyla birlikte Peygamberimizin de çıktığı sefere ne deniyor? Gazve deniyor. Bakın gazve deniyor. Ve aleyhi ve sellem fi cundin, orduyla birlikte orduda, minel muslimine, Müslümanlardan bir ordunun içinde Peygamberimizin de çıktığı, lil cihadi, cihad için, fi sebilillahi, Allah yolunda cihad için Müslümanlardan teşekkür etmiş bir orduyla birlikte Peygamberimizin çıktığı seferlere ne deniyor sevgili arkadaşlar? Gazve deniyor. Gazve. Demek ki siyerde gazve nedir deyince gazve ve seriye. Evet. Bu 16. sayfada sevgili arkadaşlar noktalıyoruz. Yarın aynı saatte kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinize sağlık, afiyetler diliyorum.